STV'den herkese merhabalar, günaydınlar değerli izleyenler. Hayat Akarken programıyla karşınızdayız. Şu anda İsmet İnönü 1 Caddesi'ndeyiz. Gördüğünüz gibi güneşli bir hava var. Ekim ayından beklenmedik bir performans diyebiliriz. Güzel bir sabaha uyandık. Mutlu günler diliyoruz size. Bugün programımızın konuğu Elektrikçiler Odası Başkanı Cafer Adıgüzel. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Hilal Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyi diyelim, iyi olsun. Pandemi Allah'ın sürecindeyiz iyi. Biliyorsunuz. Allah'ın bugün yine sizinle yaptığınız faaliyetleri konuşacağız. Elektrikçiler Odası'nın mensuplarının, üyelerinin sıkıntılarını konuşacağız. Gelecek projelerinizden konuşacağız. Ama öncelikle başkanım sizin oda başkanlığınız dışında Ankara'da da yine çeşitli görevleriniz var. Öncelikle şu anda neler yapıyorsunuz? Siz görevlerinizden bize biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Ben öncelikle Eskişehir esnafına hayırlı işler, bol kazançlar, sağlıklı bir gün geçirmelerini diliyorum. Sizin de böyle bir imkan verdiğiniz için bizlere, onun için de ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. Ben Eskişehir'de Eskişehir Elektrik Şura Odası Başkanlığı'na başladığım tarihten bugüne kadar 25 yılı doldurduk. 26 yıla girmek üzere bir görev yapıyorum. Başladığımız günden itibaren bugüne kadar üyelerimizin bütün hak ve hukuklarını, yapmış oldukları işlerin denetimlerini ve üyelerimizin müteahhitlerle yani müşterileriyle olan sorunlarını gidermek, onların sorunlarına çözüm bulmak için özen gösteren ve çalışan bir odayız. Ve aynı zamanda şahsımda bir oda başkanım, yönetimimle beraber çalışmalarımızı devam ediyoruz. Tabii ki başta da sizin de bahsettiğiniz gibi bu pandemi döneminde tabii ki bizim de diğer esnaf arkadaşlarımız gibi, meslek odaları gibi sıkıntılarımız var. Dolayısıyla öncelikle Osman Gazi Elektrik Dağıtım AŞ'de pandemi dönemiyle personellerin yarıya indirilmesi ve personelin evden çalışmasından dolayı işlerimize gecikmeler oluyor. Bu gecikmeler tabii ki bizim işte meslektaşlarımızın, üyelerimizin işlerinin gecikmesine sebep oluyor. Ama bu sadece bizim Eskişehir'imizde değil, Türkiye'mizde değil, dünyada olan bir hastalık. Dolayısıyla bunu en kısa sürede atlatmak için Cenab-ı Allah'tan diliyoruz yani hep beraber. İnşallah kısa sürede bir atlatırız. Eski çalışma hayatımıza döneriz diye ümit ediyorum. Başkanım, Ankara'daki görevinizde neler yapıyorsunuz peki? Şimdi Ankara'da bizim Türkiye Elektrik, Elektronik ve Tekstilyenler Federasyonumuz var. Bu federasyonumuzun 850 bin üyesi var. Bu 850 bin üye elektrik teknisyeni, elektrik teknikeri ve teknik öğretmenlerden oluşan bizim bir meslek grubumuz var. Burada da 19 yıldan beri ilk önce yönetim kurulu üyeliği, sonra da başkan vekilliği olarak benim görevlerim devam etmekte. Bizim Hilal Hanım, diğer meslek gruplarından bizler çok çok farklıyız. Biz ilk önce esnafız, sonra teknik elemanız, sonra sanatkarız. Dolayısıyla bizim birçok bakanlığa bağlı yönetmeliklerimiz var. Elektrik işlerinde uygulamasını yapmış olduğumuz yönetmeliğimiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan çıkıyor. Uygulamayı o yönetmeliğe göre yapıyoruz. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda yönetmeliğimiz. Ayrıca almış olduğumuz eğitimlere göre yetkilendirmelerimiz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıyor. Dolayısıyla 19 yıldan beri Türkiye genelindeki 850 bin üyemize çok ciddi bir şekilde çalışmalar yaptık. Ve onların menfaatlerine 2012 yılında yetkilerimizi artırdık. Ankara'da mecliste gece gündüz, size bunu samimiyetimle söylüyorum, yani abartı gibi olmasın, hakikaten gece gündüz mecliste çalışan, meclisin kapısında nöbet tutan bir insanım. Dolayısıyla bu insanların yapmış olduğu uygulamalı işlerinde ve çizmiş olduğu projelerinde tam 10 kat artırdık. Dolayısıyla bu 10 kat demek çok ciddi bir hizmet demek arkadaşlarımıza, üyelerimize. Dolayısıyla böyle bir ciddi çalışmalarımız oldu. Ama bundan sonra da bakanlıklarla yapmış olduğum görüşmeler, yapmış olduğum diyorum, bakın bunu altını çizerek söylüyorum. Cafer Adıgüzel bunu yapan. Bireysel olarak evet, uğraşıyorum. Bireysel olarak Ankara'da bakanlıklarda yapmış olduğum çalışmalarım var. Şu anda devam ediyor. Onları açıklamak istemiyorum ama devam ediyor. İnşallah kısa
kısa bir zamanda onların da neticelerini alırsak yine Türkiye genelindeki 850 bin meslektaşımın iş yapım yetkileri ve proje çizim yetkileri artacak. Onlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Ayrıca Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olan Mesleki Yeterlilik Kurumumuz var bizim. Şu anda ustalık belgesi olmayan arkadaşlarımıza Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun bizlere vermiş olduğu yetkiye dayanarak bundan 5 yıl geriye gidiyorum. 5 yıldan beri ustalık belgesi olmayan meslektaşlarımıza mesleki yeterlilik belgesi vererek ama sınava giriyorlar. Sınavda başarılı olurlarsa mesleki yeterlilik belgelerini alarak ustalık belgesine denk olan bir belge bu. Meslektaşlarımızın belgesizliğini önlemiş oluyoruz. Onlara belge veriyoruz. Meslekteki eğitimlerini, yapım bilgilerini artırarak böyle bir mesleki yeterlilik belgesini de vermeye başladık. Bunun da başında olan bir insanım. Dolayısıyla böyle çalışmalarımız da Ankara'da devam ediyor. Evet, oldukça yoğunsun. Eminde bu sınavlar devam ediyor. Önceleri mesela 8-10 kişilik sınıflara alıyorduk. Şimdi şu anda eğitimlerin en fazla 4 öğrenciye eğitim veriyoruz. 4 kişiden fazlasını almıyoruz. Dolayısıyla bu 4 kişinin girmiş olduğu sınavda başarılı olunca da onlar da belgelerini almış oluyor. Peki bu belgeyi almak isteyenler neler yapması gerekiyor, nereye başvurması gerekiyor ve bunun karşılığında bir ücret de muhtemelen ödüyordur. Bunlarla ilgili biraz bize bilgi verir misin? Tabii ki bizim Ankara'daki federasyona müracaat etmeleri gerekiyorlar. Onların belgeleri var, o belgeleri dolduracaklar, onunla beraber müracaat edecekler, 1800 lira para yatıracaklar. Bu 1800 lira paranın 1600 lirasını sonunda belgeyi aldıktan sonra İşkur sizin hesabınıza geçiyor. Sadece ve sadece 250 lira belge parası sizin cebinize çıkıyor. Geri kalanın tamamını atıyor diyebiliriz. Tabii ki yeter ki siz isteyin. İlk önce istek olsun sizde. Her meslektaşım alabilir. Evet başkanım, bahsettiğiniz gibi pek çok çalışmalar yaptınız, pek çok projeler yaptınız. Elektrikçiler Odası Başkanlığı görevine geldiğinizden bu yana ne gibi projeleri hayata geçirdiniz? Biraz projelerinizden bahsedelim. Hilal Hanım, şimdi 1996 senesinde ben oda başkanı olarak seçildim. O zaman seçildiğimiz zaman odamızın o günkü rakam 400 milyon borcu vardı. O günkü rakamla biliyorsun sıfırlama atılmadan önce milyondu. Yakın oldum. Çok kısa sürede oda başkanı olduktan sonra bir oturduk, onu sattık, yeni bir tane bir yer aldık. Şimdi şu anda değerinde gayrimenkul var. Bakın 400 milyonla siz oda alıyorsunuz. Şu anda odanızın gayrimenkulünün değeri 1 milyon 800 bin lira. Biz böyle çalıştık. Üyelerimizin hak ve hukuklarının menfaatlarını biz bu şekilde savunduk. Size söylediğim gibi bazı sıkıntı değil. Bizlerden kaynaklanan bir sıkıntı değil. Dolayısıyla inşallah o günleri de aşacağız. Eski halimize döneceğiz. Peki başkanım, bu süreçte uluslararası da çeşitli çalışmalar yaptınız. Evet. Bu da yine bir oda için oldukça başarılı bir iş. Bunlardan bize biraz bilgi verir misiniz? Tabii ki Eskişehir Elektrikçiler Odası olarak ile ortak olarak yaptık. İki tanesinde Eskişehir Elektrikçiler Odası olarak Ankara Gazi Üniversitesi ile ortaklaşa projeler yaptık. Bu projelerin bir tanesi Avrupa'daki engelli insanlara yapılan elektrik tesisatının yerinde görülmesiydi. Buraya tabii ki meslektaşlarımızla beraber gittik. Meslektaşlarımızla çok güzel orada işler öğrendiler. Yani tecrübe edindiler. Her şeyden önce bir yurt dışına çıkınca ufku açılıyor insanın. Tabii,
onların da bir ufku açıldı. Dolayısıyla geldikleri zaman mesleklerinde daha çok heyecanlı bir şekilde iş yapmaya başladılar. Ayrıca ikinci odamızın yapmış olduğu projede Avrupa'da meslek liselerinde okuyan öğrencilerin işletmelerdeki stajlarını yerinde görmek, işlerini yerinde görmek üzere iki tane proje yaptık ve bu projeleri de tamamladık. Dört tane. Tamamlayıp ve Avrupa Birliği'nden ben takdir almış bir insanım. Çok güzel başkanım. Evet, durumlar böyle Hilal Hanım. Tabii bu yurt dışına gidip geldikten sonra oradaki çalışmaları da gördükten sonra hem şehrimiz hem üyeleriniz adına önemli kazanımlar olmuştur. Kesinlikle, kesinlikle üyelerimiz açısından meslekteki yenilikleri orada gördüler. Ve burada da biz de onları uygulamaya başladık. Evet, bu da çok önemli. Evet. Başkanım peki kaç üyeniz var? Şu anda 403 üyemiz var Hilal Hanım. Tabii ki bizim odamızda elektrik tesisatçısı var. Elektrik malzeme satıcısı var. Bakım onarıcı var. Beyaz eşya tamircileri var. Elektrik var. Son olarak da inşaat grubu, yapı grubunda olan arkadaşlarımızdan da yaklaşık olarak 11 tane de onlar da bize katıldılar. Toplam 403 tane üyemiz geniş var. Bir çaplı aslında üye durumunuz var. Aslında çok da geniş çaplı değil. Ben size şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum, söylemek istiyorum. Geçen sene yılbaşından önce Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'ne, Ticaret Bakanlığı'na bağlı olan Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan bizi ziyaret etti. Böyle sohbet esnasında oda başkanlarımıza işte odalarla ilgili sorular sordu. Odaların sorunlarını sordu. Sıra bana geldi. Ben de açıkladım. Dedim ki Sayın Genel Müdürüm ben işte 25 yıldan beri oda başkanıyım. Odamı dedim 400 milyon borçla oda başkanı oldum. Şu anda benim odamın dedim o zamanlar 1 milyon 800 bin lira dedim bir gayrimenkulümüz var. Biz böyle çalışıyoruz. Geliri giderini karşılayan bir odalara dokun. Onlar devam etsinler. Ama dedim geliri giderini karşılamayan odalarla da en yakın meslek gruplarıyla birleştirin dedim. Çünkü görüşlerimizi hissediler bizim. Ben de kendi görüşümü açıkladım böyle. Sayın Başkan dedi 400 üyeyle dedi nasıl yaptım bunu dedi. Sayın Genel Müdürüm yemedik. Yedirmedik, içmedik, içirmedik. Maalesef gece gündüz çalışarak zamanda uzun bir süre oda başkanlığı görevimden dolayı maaş almadım. Arkadaşlarımız dedim oturum ücretleri almadı. Biz böyle çalıştık bu odayı buraya getirdik dedim. Seni dedi tebrik ediyorum. Bu gayrimenkullerin bugünkü rakamlarını sen bu şekilde telaffuz ettin. En az dedi 1000 üyem ve üzeri olması lazımdı bu gayrimenkullere sahip olabilmek için dedi. Yani biz böyle çalışıyoruz. Yani, başkanım bu kadar uzun soluklu olmanızın da sebebi muhtemelen zaten böyle fedakarca çalışmanız. Aynen öyle. Yani size bahsettiğim gibi benim de kendi bir iş yerim var. Çocuklarım var. İş yerimden feragat ederek çocuklarımın özverisini kazanarak başta eşim ona sonsuz teşekkür ediyorum. Uzun yıllardan beri hep benim yanımda oldu. Çocuklarım destek oldu. 26 yıldan beri ben bu görevi sürdürüyorum. Ama çok da şey kaybettim. Onu da açıkça söyleyeyim. Çok uzun süre Ankara'da görevde kalmamdan dolayı burada işlerimden uzakta kaldım. Müşterilerim beni görmek istedi göremediler. Telefonla bir işlerimi idare etmeye çalıştım ama iş yapmış olduğunuz müşteriniz veya size bir iş verecek olan kişi sizi görmek istiyor. Eğer siz işinizin değilseniz sahip olamıyorsunuz, o işi alamıyorsunuz. Onunla ilgili de çeşitli sıkıntılar oldu. Çok kayıplarım oldu. Evet başkanım siz üyelerinizle iç içe bir başkansınız. Sürekli onlarla görüşüyorsunuz. Evet. Bu süreçte onlar en çok daha nelerden şikayet ediyorlar? Sorunları neler? En büyük şikayetleri Osman Gazi elektrik dağıtımdaki işlerin gecikmesinden dolayı şikayet ediyorlar. Onun haricinde başka bir şikayetleri yok. Pandemi döneminde herhangi bir ekstra sıkıntı yaşandı mı? Yok maalesef hiç sıkıntı yaşanmadı. Allah'a şükür hamdolsun üyelerimizden öyle bir ciddi bir şekilde bu hastalığa rahatsızlık kapılan olmadı. Ama başta da söylediğim gibi işlerin gecikmesinden dolayı arkadaşlarım saklı olarak tabii ki bize bazı tepkileri var. Onlara hak veriyorum. Onlara hak veriyorum ama yani yapılacak da bir şey yok.
başta da söylediğim gibi dünyada olan bir hastalık bu. Sadece bizim Türkiye'mizde değil. Evet, maalesef inşallah en kısa zamanda atlatır tüm dünya bu hastalığı diyelim. Başkan, bir diğer konu eğitim. Meslek liselerinde de yine elektrik bölümleri var. Bu süreçte sadece meslek liseleri değil, tüm eğitim sektöründe sıkıntılar yaşandı biliyorsunuz. Evet. Uzaktan eğitim oldu, yüz yüze eğitim olmadı. Özellikle elektrik bölümünün tabii uygulamalı dersler de var. Onlar yeni yeni başladı. Siz bu sürecin nasıl yönetildiğini düşünüyorsunuz? Ve sizce meslek liselerinde özellikle sizin bölümünüzle ilgili yeterli eğitimin verildiğini düşünüyor musunuz? Şimdi kendi mesleğim olarak sizlere söylemek istiyorum. Siz de bana sordunuz, Avrupa'ya gittiniz, Avrupa'daki neler deneyim kazandınız diye. Şimdi Avrupa'da meslek lisesinde okuyan bir öğrenci 4. sınıfını tamamen bir işletmelerin yanında tamamlıyor. Hiç okula gitmiyor. Biz tabii ki bunu Avrupa'da gördük. Geldik burada bir dosya hazırladık. Milli Eğitim Bakanımıza ben onu bizzat kendim verdim. Dedim Sayın Bakanım, işte Avrupa'da yapılan işler bu şekilde, eğitim bu şekilde yürüyor. Türkiye'de de bunun olmasını istiyoruz. Çünkü çocukların sadece 4. sınıfta gelip 3 gün bizim gibi işletmelerin yanında eğitim almaları yeterli gelmiyor. Onun için tam yıl bize gelirlerse, eğer ki bizim işletmecinin o öğrenci hakkındaki vermiş olduğu puana göre, değerlendirmeye göre o çocuğa belge verilecekse eğer, bu şekilde olmalı. Eğer çocuk iş yerinde başarırsa, saygısızsa, benim vereceğim puana göre o çocuk da o sınıfta kalmalı, geçmemeli. Bu çok çok önemli. Onun için ben yetkililere buradan sesleniyorum. Meslek lisesinde son sınıfta okuyan öğrenci mutlaka ve mutlaka son senesini işletmelerin yanında geçirmeli. Bizim yanımızda yetişen çocukların eğitim seviyesi, iş beceri yükleri inanın ki çok çok farklı, son derece olumlu. Ben bunu istiyorum. Evet, şu anda eğitim başladı. Yüz yüze eğitim sadece atölyelerde yapılıyor, meslek liselerinde şu anda. Ben bundan memnunum. Mutlaka böyle yüz yüze yapılmalı bu eğitim. Ama teorik dersleri yine evlerinde takip ediyorlar. Çok dört dörtlük bir eğitim olacağını düşünmüyorum. Yani çocuklar teorik derslerden de başarılı olacağını sanmıyorum. Tabii ki bilgisayar başında çocuk tamam hocasını dinliyor olabilir ama okulda sınıftaki eğitim kadar başarılı olacağını düşünmüyorum. Başkanım, zaten bunun altyapısıyla ilgili de çok sıkıntı yaşanıyor. Yani şimdi herkes, tüm öğrenciler şehir merkezinde oturmuyor. İnternetle ilgili sorunlar, evet, yaşanıyor. Evet. Bilgisayarları olmuyor, yeri geliyor. Tabii ki de bununla ilgili sizin dediğiniz gibi sıkıntılar yaşanır. Sizin dediğiniz noktaya geri dönmek istiyorum. Öğrencilerin uygulamalı eğitim almasına vurgu yaptınız daha çok. Yani evet, sadece hatta o şekilde. Evet. Bizim ülkemizde sanıyorum ki okuldan mezun olduktan sonra işe başlanınca sizin dediğiniz ancak gerçekleştiriliyor. Hatta biz de kendi mesleğimizde stajyerlerle karşılaştığımızda okulda gördüğümüzle buradaki hiç benzemiyor diyorlar, bambaşka diyorlar. Böyle bir sıkıntı var. Çok doğrusun, çok doğru söylüyorsunuz. Yani okuldaki uygulamalı eğitimle bizzat bizim yanımıza gelip çocuğun elindeki takım taklavatla çalışması çok çok farklı. Okulda eğitimler biliyorsunuz standlar üzerinde veriliyor. Ama bizim mesleğimizde çocuk gelip o yapılacağı işi inşaatta yerinde yaparak öğreniyor. Onun için okullardaki verilen eğitimler çok yeterli değil. Evet, çocuklar aynı zamanda deneyimleyerek öğrenseler, evet, evet, belki daha sonraki meslek hayatlarına çok daha başarılı olabilirler. Maalesef öyle, maalesef öyle. Şimdi ben hep şunu savundum. Eğer ki bir öğrenci elektrik bölümünde okuyor ise, okullar kapandığı zaman mutlaka bir elektrikçinin yanında yaz sezonunda çalışmalı. Ama bizim gençliğimiz şu anda öyle değil Hilal Hanım. Bizim gençlerimiz, benim cebimde para olsun, İşte elimde çok kaliteli bir telefon olsun, kız arkadaşımla kafede oturup vakit hep geçirebilecek kadar param olsun, yeter. Ama demiyor ki arkadaş, ben bu mesleği yapacağım, bir işletmede gideceğim, yaz boyunca okulum açılasıya kadar burada çalışacağım diye bunun gayretini gösteren yok. Şu andaki gençlikten ben çok umutsuzum. Çok başkanım, umutsuzum. Şimdi elektriğe ilgisi olan
özellikle lise döneminde elektrik bölümünü seçmeyi düşünen öğrencilere sizin ne gibi tavsiyeleriniz olur? Yani bu meslekte gelecek var mı? Şimdi bu ülkede, dünyada diyeyim size, elektrik mesleği en ucuz yapılabilecek bir meslektir. Siz bu mesleği çok iyi öğrenirsiniz. Bir iş yeri açma kapasiteniz vardır. Onu da açmaya niyetlisiniz, açarsınız. Sadece elinizde pense, tornavida, kontrol kalemiyle siz bu işe başlayabilirsiniz. Bir tornacı olduğunuzu düşünün. Tornacı olsanız en azından bugünkü rakamlara göre söylüyorum, 3 aşağı 5 yukarı belki olabilir, 1 milyon paranız olmadan bu mesleği yapamazsınız. O makineler çünkü pahalı bir makineler. Ama elektrik mesleği öyle değil. Dediğim gibi saymış olduğum bu takımların izninizde olsa bu takımlarla işe başlarsınız. Kendinizi geliştirirsiniz. Çalışır kazanır, para kazanırsınız. İşte o zaman iş yerinizin raflarını doldurur, malzemelerinizi koyarsınız. Onun için ben diyorum ki elektrikçilik mesleği en kolay ve ucuz yapılabilecek bir meslektir. Elektrikçilik hiç hata kabul etmez. Çok tehlikeli bir meslek dalıdır. Yapmış olduğunuz hatayla canınıza mal olabilir. Onun için çok dikkatli ve bilinçli olmanız lazım. Onun için ben elektrik mesleğini seviyorum. Ben öğrencilere tavsiye ediyorum. Evet, öğrencilere tavsiye ediyorum. Ben ortaokulu bitirdim. Daha fazla ilerisini okuma imkanım yoktu. Dolayısıyla iki tane meslek dalı vardı hedefimde, aklımda. Birincisi elektrikçi olmak, ikincisi ya da marangoz olmaktı. Ama köyümden geldim, kendi iş yerimi kendim buldum. Dolayısıyla elektrikçiye çırak olarak başladım. Ondan sonra hem okudum hem çalıştım. Bu seviyelere geldik işte. Tabii biraz da kişinin kendisinin fedakarlıklarda bulunması gerekiyor. Kesinlikle. Kişinin ilk önce yapacağı mesleği sevmesi lazım. Eğer ki siz mesleğinizi seviyorsanız başarılı olursunuz. Başlamış olduğunuz meslekte de kendinize hedef koyarsanız, o hedeflere de ulaşırsanız yapılacak başka bir şey yok. O meslekte de en başarılı kişi siz olursunuz. Peki başkanım, uzun süredir bu görevdesiniz. Çeşitli gerek ulusal gerek uluslararası projelerde bulundunuz. Peki bu süreçten sonra hedefleriniz var mı yine? Oda olarak yapmayı planladığınız çalışmalar, projeler var mı? Yani hedefim şu, meslektaşlarıma sık sık eğitimler vermek, yapmış olduğu işlerde eksikliklerini eğitimlerle tamamlayarak Eskişehir'deki elektrikçi meslektaşlarımı, arkadaşlarımı, üyelerimi en iyi bir seviyeye getirmek hedefim. Onun haricinde başka hiçbir hedefim yok. Peki başkanım, tabii programımızın da sonuna geliyoruz. Son olarak şimdi vatandaşlar, elektrik tabii hayatımızın içinde, her yerinde. Elektrikle ilgili çeşitli sıkıntılar yaşanıyor, problemler yaşanıyor. Aynı zamanda çok da tehlikeli sorunlar yaşanıyor. Siz bu noktada vatandaşlara neler önerirsiniz? Benim tavsiyem Eskişehir halkına şu. Yeni bir iş yaptırabilirsiniz. Ya da evinizde bir arıza olur, elektrikçiye ihtiyacınız olur. Ya da evinize bir ara kablosu alma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bunları mutlaka yetkili elektrikçilerden almalarını, yetkili elektrikçilere iş vermelerini tavsiye ediyorum. Onun da sebebi şu, neden? Birincisi, eğer ki iş vermiş olduğunuz kişi vergi mükellef ve odanın üyesi değilse, yapmış olduğu işten dolayı size herhangi bir zarar verirse, sizin hakkınızı savunacak hiçbir yeriniz yok. Tutunacak hiçbir dalınız yok. Eğer ki yetkili bir elektrikçiye, oda kaydı olan, vergi mükellef olan, iş yeri olan bir elektrikçiye bu işinizi yaptırırsanız, onun hatasından dolayı sizin malınıza, canınıza bir hasar gelirse, zarar gelirse, o üyeden sizin hesap sorma hakkınız var. Çok önemli. Bunun odası var. Odaya gelir. Siz meslektaşımızın yapmış olduğu işten dolayı zarar verdiyse bize şikayet edersiniz. Bir şikayetinizi sizin kayda alır, gereğini yaparız. Gerekirse o meslektaşımızı meslekten men etme yetkimiz var bizim. Biz bunu bu kadar yaparız. Onun için ben Eskişehir halkına mutlaka ve mutlaka buna özen göstermelerini rica ediyorum. Ayrıca mevcut olan duvardaki elektrik prizine, genelde bayanlar çok kullanıyor bunu. İşte ütü takıyor, bir başka elektrik cihazı takıyor.
mutlaka ve mutlaka o fişi duvardaki prize sağ elleriyle takmalarını öneriyorum. Tavsiye ediyorum. Bunu birkaç sefer birkaç yerlerde söyledim. Eskişehir halkı bunu, insanlar hakikaten çok memnuniyetle karşıladılar. Beni telefonla arayanlar, arayıp da teşekkür edenler oluyor. Sizin aracılığınızda bir kere daha bu söylemimi yenilemek istiyorum. Çünkü eğer ki sol elle takarsanız, kalbimiz solda biliyorsunuz. O prize takarken yapılan herhangi bir hatadan dolayı kalbinize zarar verebilir, elektrik çarpılmanızdan dolayı. Ama sağ elinize yaparsanız onda çok sıkıntı olmaz. Benim Eskişehir halkına ve kullanıcılara olan tavsiyem bu olacak efendim. Evet, başkanım, oldukça değerli ve önemli bilgiler verdiniz. Size çok teşekkür ederiz. Hilal Hanım, öncelikle böyle bir program yaptığınız için, bu programa da beni davet ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve STV ailesine ben çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz size teşekkür ederiz başkanım. Güzel bir program oldu. Tekrardan sağ olun. Ayrıca Eskişehir halkına şu virüssüz, koronasız, sağlıklı günler diliyorum. Öncelikle maske, sonra sosyal mesafe, sonra hijyen olmak üzere kendilerine dikkat etmelerini, sağlıklı uzun ömürler diliyorum herkese. Evet, biz de sizlere ve hepimize dediğiniz gibi sağlıklı bir günler diyoruz. Evet değerli izleyenler, İsmet İnönü bir caddesindeydik bugün. Konuğumuz Cafer Adıgüzel'di. Yarın farklı bir noktadan sizlere sesleniyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın, mutlu günler.